Değerli YouTube sevgili arkadaşlar yine TikTok'ta canlı yayındayız ve canlı yayın sezonumuz tropikal sezonu YouTube'da oynamaya şey TikTok'ta oynamaya devam ediyoruz. Şehrimizin en son hali böyleydi ve geliştirmeye devam ediyoruz gerçekten ve bu videoda maalesef hiç kesme biçme işlemi yapamıyorum. O yüzden her şeyi olduğu gibi en saf haliyle görebiliyorsunuz. Aynı zamanda TikTok'tayız da yayın muhabbetine de birazcık e, duymuş oluyorsunuz. Bu tarz, bu, bu seri bu, bu böyle bir seri yani. E, bina özelliklerimizi vermiştik ve şimdi öncelikle nüfus kasacağımız binaları şöyle aşağı doğru büyütüyorum. Şu arayı boş bırakalım. Buraya bir şeyler inşa edebiliriz. Burayı büyütüyorum. Tamam mı? Ondan sonra şurayı da büyütelim. Şöyle. Şimdi ofis yapı şey hmm. neydi bu işte? Bu yerleşim yeri yapacağımız binalar burada olacak. Yalnız şurada durak yapmamışım ya. Acil bir duralım. Çok acil bir duralım. Geri alalım onu. O güncellemeyi. Şöyle TR yama olmuyor. Hocam eğer krekli kullanıyorsanız, e, TR yamalar uyumsuz sürümden dolayı olmuyor. Olmadığı şeyler olabiliyor. İmkan varsa ücretli alın. İmkan yoksa da kreklerin farklı versiyonlarını denemeniz lazım. En yani güncel versiyonu indirmekte fayda var. Değerli arkadaşlar, şimdi bunu buraya yaptık ya, bunlar gene sesten hasta olacaklar. O yüzden burayı şu finansal ofis binalarıyla geliştirelim. Şuradan arkaya bir yaya geçidi yaparsak iyi olur. Her şeyden önce bu yaya geçidini yapalım. Şöyle düz devam etsin. Şunların hepsini bir kapat ya. Ya bu ne alakası var onun orada? Allah Allah. Bak şu çizgiler var deli ediyor adamı. Bunu da buradan çekeceğim. Tamam. Böyle iyi oldu yani. Buraya direkt bağlantı olması hoş bir şey. Şimdi buralara yerleşim yapsınlar. Ee, şuraya da market yapsak. Gerçi ses olur. Gene şikayet ederler. Ulan var ya bunlar da nazlı şeyler gibiler ha. İnsanlar gibiler. Şöyle bir çıkmaz sokak yapsam buraya. Bağlayayım mı? Çok çirkin oldu ya. Az daha tane şu köşede bir tane bu köşede iki tane park inşa edelim. Bir tane de tam şu köşede inşa edelim. Birbirinden farklı görünmesin diye de şu yolu yolla ilgili tüm kuralları kapatayım. Kaldırım yoluyla buraları biraz oynayalım bakalım ne yapabileceğiz. Şöyle iki bölge buradan gelsin. Bu buraya bağlanıyormuş gibi olsun. Bu da buraya bağlanıyormuş gibi olsun. Şöyle. Buradan bunun kenarı biraz daha uzunmuş gibi yapalım. Yani bir bütünlük sağlansın. Bunu da böyle bağlayalım. Eğri büğrü oldu. Eğri büğrü olmasın. Şöyle biraz çekelim. Heh. Şuraya da ağaç dikeriz. Yine bunu böyle şuraya doğru çekelim. Burası da eğri oldu. Burası da olmasın. Şöyle olsun. Tamam. Okey. Oraları da okey arkadaşlar. Ya gece olma ne olur ya. Bunu buraya bağlayalım. Çapraz. Bunu da buraya bağlayalım. Güzel bir alan oluşturduk burada. Hemen bir uyalım uyuyalım uyanalım. Bugün dörtte uyuyalım arkadaşlar. Sabah sekiz olsun. Ortalara birer tane büyük ağaç koyayım. Şöyle. Şu ortalara hepsinin ortasına birer tane. Ondan sonra şu aralara böyle daha küçük <laughs> zeytin ağaçları vardı. Kırmızılar da güzel ya. Şöyle rengi biraz daha koyu olsun diye 2-3 tanesini yan yana koyuyorum. Yoksa bunun yaprakları biraz soluk. Bunu internetten indirdim de ben zamanında çok hoşuma gitti silmedim hiç. Bir de şöyle bir şey yapmışlar. Eskiden internetten indirilen modlar arkadaşlar oyunun orijinalini eklemişler ya. Çok iyi. Bu çok iyi bir şey. Bu kullanıcıya değer vermek yani. Evet bitti. Park alanımız da tamam. Otellerimiz de dikiliyor. Ofisler de dikiliyor. Peyzajı da yaptık bayağı bir. Güzel oldu güzel. Renkli oldu burası. Seksi bir park bölgesi oldu. Gece gündüz döngüsünü bu yayını kapatırsam YouTube'da beni linçliyorlar abi. O yüzden ara ara göstermeye çalışıyorum ki o insanlar da beni şey yapsın diye böyle linçlemesin diye. Bakalım yatırımlar ne durumda? Para ihtiyacımız yok. 170 bin, 180 bin dolar kar var. Onu satalım. Böyle şu anda para durumum ne kadar benim? 3 milyon. 2 milyona kadar bir şunu alayım ya. 2 milyonluk bir şey borsa alalım. Karı görünce satıyorum. Karı görmediğim zaman zaten müdahale etmiyorum. Öyle duruyor. Hiçbir zaman satmayacağım. Aha şu çok iyi bak. 400 bin dolar kardı. 180'de sattık. Kaçırdık 400 bini. 1.3 milyon oradan var. 2 milyon. Şöyle 1 milyonluk da bundan alalım. Zarar var da zararlar önemli değil ya. 300 bini falan görünce satarım. <laughs> Benim ekonomi hiç böyle bitmez ki. Ben size söyleyeyim. Arkadaşlar bu bölgenin çöp sorunuydu. Geri dönüşüm sorunuydu. Buna benzer sorunlarıydı falan. Bunlarla ilgilenme zamanı geldi. Buradaki koyu şöyle daha bir geniş şekilde. Bunların tüm kurallarını açalım. Sevgili Oktay abi teşekkürler takibin için. Wolf Oktay yazmışsın adını. Abi insan kendine böyle der mi ya? Deli deli yaptın kendini ya. Şuraya kadar gelsin arkadaşlar. Şimdi burayı iki parseli birbiriyle birleştireceğiz. Şöyle içeri böyle de buraya. Heh. Şu yoldan alacağız buranın modunu. Şunu yıkalım. Şöyle yapalım. Bunu da... Heh. Tamam en sonunda buldum doğrusunu. Buraya geri dönüşüm merkezi, çöp toplama merkezi. Ee, sonrasında itfaiye merkezi yapacağım. Helikopter daha doğrusu. Itfaiye değil. Helikopter itfaiye. Nerede onlar? Ee, itfaiyede helikopter itfaiyemiz şu üçlü var. Bir de şu onlu var. Bakıyorum şöyle bir. Şurada iki tane varmış zaten. Bunlar kaçlı? Şu onlu. Bu da mı onlu? Oha. O zaman şunu yık. Bunu zaten geçici yapmışım herhalde. Şunu biraz yukarı doğru taşı. Şu yolu. Aşağı tarafa helikopter itfaiye yapacağım. Onludan yapacağım. Bu onlu bayağı bir yeter buraya. Bayağı rahat ederiz. Belki sağdan soldan yol geçer. Ee, bunun yanına çöp. Aynen çöp toplama tesisini de şuraya yaparız. Elektrik yetmiyor. Acaba neden? Elektrik aldığım yeri yıkmışım herhalde. Şöyle yaparsam. Bunlar birbirine bağlı mı? Bağlı. Tamam. Bize de diğer bölgeden gelecek. Biraz dolaşacak ama gelecek. İlkim Duru bize abone olmuş arkadaşlar. İlkim teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Kesene bereket olsun. Arkadaşlar belediye başkanımız bugün çok çalıştı. Şöyle oyunu bir hızlandıralım. Bir sabaha kadar izleyelim burayı. Şunlar da bu arada ağlayacak susuzluktan ve elektriksizlikten. Dur şöyle yapalım. Çapraz gelsin bu da. Şöyle gelsin ya. Biraz da yamuk olsun. Şehirde hiç yamuk yok. Değişiklik iyidir. Bunu buraya sığdıralım şöyle. Bunları biraz içe doğru çekelim. Tamam arkadaşlar tesisimiz hazır. Burada zemin çok kirleneceği için zeminin o kirli görüntüsünü görmek yerine buraya beton dökelim. En azından beton görünsün. Evet. Geri dönüşüm merkezleri şehrin yakınında oldu. Bu iyi bir şey. Buradan tek yön gidiş otobana bağlarsak çok rahat ederiz. Zaten otobanı da bayağı bir insan artık kullanmaya başlamış. Şöyle yaparsam burayı değerli arkadaşlar. Buradaki otomatik bir şeride sağ verip iki şeride düz verecek. Mantık olarak tabii çok mantıklı değil ama e, güzel bir görüntüsü var en azından böyle daha mantıklı çalışıyor. Yani burası artık son şeklini aldı. Bundan sonra buraya hiçbir şekilde inşaat yapmayacağımız için bir oyunu bir x'e düşüreyim. Şöyle park yolu çekeceğim. Burası da bu niye böyle oldu ki? Heh aynı yüksek zemin özelliği vermiş ya. Sonrasında bunun içerisine arkadaşlar bir ama Boyayacağım içerisini de. Neyse modla boyayayım ya. Bunu modsuz da boyayabiliyorlar. Ama havaalanının açılmış olması lazım. Biz daha açmadık onu. Böyle yapacağız. Yine bunun etrafına çoğu çocuk girmesin diye. Zaten içi kapalı da ortadaki alana da girmesin diye. Şöyle arkadaşlar bu yol özelliklerinin hepsini kapatmak gerek. Şuradan itibaren şöyle burayı kapatalım. Burayı da böyle kapatalım. Burayı da böyle şuraya kadar kapatalım hocam. Şimdi bu tesisin içerisinde kalsın. Şöyle şurayı da buraya kadar getirdik mi? Burası da tesise giriş yolu olsun. Şükür şuraya kadar. Tamamdır. Kapı maalesef yok arkadaşlar oyunda. Böyle açıyı açalım. Tamamdır. Burayı da böyle kapattığımız zaman. Yapma ya. Ne olursun bir tane şey kaldı sadece. Oyun telefondan var mı? Söyle yaz gönder demiş Ahmet. Yok. <laughs> yok hocam öyle bir şey. Maalesef. Bu yol patlayabilir yalnız. Burası çok kalabalık oldu. Baksana üçer üçer beşe geliyorlar. Buradan nereye gidiyor? O tabana gidiyor. E peki buradan yani bunu daha önce düşünemedin mi? Madem oraya döneceksin. Düz git lan. Yasak sana oradan oraya geçmen. Arkadan dön kardeşim. Ayret bir şeysin ya. Buradan dön yani. Buradaki şeyden dönüyor ya. Şerit değiştirmeden. O kadar yol yaptık. Evet şimdi değerli dostlar, hanımlar, beyler, baylar, bayanlar. E, tadelle getirdim kendime. Ben bir bir bunu yiyeyim. Çünkü şekerim çok düştü. Geldik hocam. 10 metreli bir şekilde. Şöyle tam 90 derece hemen hemen. Aynen. Şuradan da mesela şuraya indireceğiz ya. Buradan buraya gelsin. Aa bunu denk geldi? Şuraya çıkış versek. Şuraya versek olmaz. Buraya vereceğiz ya. En mantıklısı burası. Yani nasıl olabilir diye şey yaptım da. Ya burada da işin püf noktası yani eğimi vermeden önce düz olan yerlerin düz yolunu çekmen. Bunu çektikten sonra gerisi gerçekten çok kolay. Önemli olan o düz düz şeyi yani düz yerin düz olmasını sağlamak açıkçası. Bunu az daha böyle öne götürüp şimdi buraya da bir kavis attık mı? Böyle biraz daha estetik duruyor en azından. Şimdi bu 70 tane şerit yanlış olmuş. Bu 70 şeridi bir diyelim. Bu gidiş, bu gidiş, bu da giriş. Evet. Buradan sola dönüş olmasın. Düz gitsin ya da sağa dönsün. Ya da sola da dönsün ya. Hani buraya da girmek istemesinler diye düşünmüştüm ama. Artık üst şeridi de kullanıyorlar. Hemen gelen araçları görebilirsiniz zaten arkadaşlar. Bu alternatif yapım bize baya bir rahatlık sağlayacak yani. Bunun amacı şunun yükünü buradan biraz almak. Açıkçası buraya çok fazla giren var. Onu biraz burayla dağıtmaya çalıştık yani. Şu bölgede az bir boş yerimiz var. Pislikten arınmış. Bu bölgeye bu binalarla devam ettiriyorum. Buraya yerleşsinler. Nüfusumuz artsın. İç bölgeyi de aynı şekilde yapabilirim. İç bölgeye de ofis mi verelim? İşsizlik ya bu kadar bina gelirse işsizlik artabilir. Bir tık da ofis binası vereyim şöyle. Ya zaten çok büyük binalar yapı yapılmayacak arazi eğiminden dolayı. Hatta bunları acaba iptal edip evet mükemmel bir proje geldi. Neyse projeyi yapacağım zaman bunları yıkarım. Burayı şöyle yapacağım. Nerede o binalar? Arka tarafını böyle düzleyeceğim arkadaşlar. Evet şu arkaları düzleyeceğim. Şu yükseltileri falan ayarlayacağım hep. Bölgeyi bir revize edelim yani. Burada aslında bina yapılırsa oralar görünmez ya. Çok takıntı yapmasam mı acaba? Bakalım ya duruma göre değerlendireceğiz. Bu neymiş hocam? Bu balıkçı limanıymış. Bunun kendi yolu varmış. Kendi yolu olduğu için burayı yıkıyorum. Şöyle iki liman bizim için ziyadesiyle yeterli olur. Şimdilik bu bölgede zaten fazla da yerimiz yok. Artı öndeki setle aynı yüksekliğe getireceğiz. Sonrasında araları birbirine şu ana yol neyse bu yolla bağlayacağız. Tamam. Bunu bunu kesinlikle buradan şuraya bağlayalım. Şöyle. Düz değil de arkadaşlar. Anarşi kapalı değil mi? Ha, böyle bağlıyor. Buraya bağlasam e, buraya da girmek isteyecek bu balıkçılıktan gelen vatandaşlar. Peki bu kalan, kalan, kalan bölgeyi nasıl dolduracağız? Ağaç yapacağım abi. Çünkü burada peyzaj olmaz. Lan bu kendi ağacı mı? Onun orada ne işi var o ağacın? Bunları tek tek koysam daha iyi ya öyle yok abi bir tane bile koymuyor ki. Yangın oldu mu? helikopterler yanında zaten. Direkt müdahale etsinler. Şuraya da koy. Boş kalmasın. Boş kalmasın kadehim. Tamam burada dur. Şuraya girmesin. Burada bu ağaçlardan olacak. Şöyle. Şuraya da kırmızı ağaçlardan koyalım. Kırmızı kırmızı ya da yeşil. Yok yeşil var. Bir sabah olsun da ben bir sabahlayayım bakayım ya. Uyuma zamanı arkadaşlar. Başkan yoruldu. Biraz açalım arayı çok az. Şu köşeler tropikal olsun. Ondan sonra şuraya da yine aynı devam ettirelim böyle. Arasına da buradan çiçek. Çiçek olabilir. Kalan bölgeyi gene manuel dolduracağız maalesef. Hiç sevmiyorum ama azıcık fırça sertliğini artıralım. Tamam bölge baya hoş oldu ya. Bitti. Limanı da tamamladık arkadaşlar. Lan herkes burayı niye kullanıyor oğlum? İleri de gitsenize la. Allah Allah. Kamyonet giremez mi desek acaba? Araç araba bak arabalar buraya girmesin. Kamyon buradan geçsin. Tamam öyle yapalım. Öyle daha mantıklı. Otomobil kabul etmiyoruz. Diğer araçlar girebilir. Otomobiller aradan çıkarsa kamyonlara burası yeter. Bakalım otomobil girecek mi? Bazen yasak versem de geliyorlar. Bu özel servis araçları bunlar. Otomobil değil. Cenaze arabaları. Hocam bunu limandan şu köşeye kadar oluşturacağım. Hadi bismillah diyelim. Şu zigzag yolla bir çıkış yapalım. Şöyle. Şuraya doğru çıksın. Şöyle köprünün altından geçsin abi. Şöyle dümdüz. İskele boyunca gelsin. Gemi mesafesine nereden giriyor? Gemiye bakayım ona göre. Geminin önüne kırmayacağım. Gerçi birbirine çarpmıyorlar zaten ya. Devam. Aynı geldiği bölgede balıklarını toplaya, toplaya. Bu sefer şu ayağın diğer tarafından. Tamam arkadaşlar, ilk rotamız oluştu bağlantı hazır. Bu sol tarafta çalışsın. Bu da sağ tarafta çalışsın. İleride başka bir gemi yaparsak onu da şuralarda çalıştırırız. İki tane rutamız var arkadaşlar ve teknelerimiz artık çıkmaya başladılar. Balıkları yüklene yüklene tin 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 boğazda teknede göreceğiz. Çok rota yapmayacağım buraya çünkü çok rota olursa bu sefer boğazın altında durmadan gemiydi, tekneydi, limandı ne bileyim bilmem neydi derken bir sürü bildirimle uğraşıyoruz. Bir sürü trafikle uğraşıyoruz. Görüntü de çok kötü görünüyor. Daha feribot da yapacağım zaten buraya. Hocam kuş bakışı görüntümüz öncelikle bu temel görüntü. Sonrasında bu şehrin girişi ve sonrasında da burası. Şurada da zengin binalarımız var. Bunun altını arkadaşlar burayı komple beton dökeyim buraya. Şu çöp testleri burayı zamanla kirletecek çünkü. Ne yapayım ne yapayım diye düşünüyorum. Ya aklıma bir şey gelmiyor. Dursun böyle. İlla bir şey yaparız da. Taksi durağı falan ekleriz en kötü. Bunu buraya kadar böyle betonla kapatalım. Hizmet binaları böyle olsun. Hem yolda geçiyor ya yollar arası böyle çok çirkin bir görüntü çıkmadı, çıkmamış olur. Şurayı silebilirim. Lan ağacı sildik yanlışlıkla ya. Heh bura böyle olsun ya. Böyle daha iyi. Trafik hemen hemen biraz açıldı rahatladı gibi. İş, iş saatlerinde biraz yoğun olabiliyor galiba. Terima kasih telah menonton! ana yollara maksimum yaklaşacağımız menzil bu kadar. Daha sonra arkadaki otobana maksimum yaklaşacağımız menzil de bu kadar. Burayı böyle düz bağlayacağım. Kavisi bağlamayacağım çünkü bir şehir sirkülasyonu devam edecek. Ha buraya da tam ucuna gelmiş son Harika. Buraya maksimum yaklaşacağımız menzil de bu kadar olacak. Bunu bir, bir tık yıkalım. Bunu da buraya böyle bağlayalım. Burası e, Gökdelen Mahallesi olacak. Ortadaki alanı peyzaj yapacağız. Şöyle bir adet peyzaj. Yine şöyle bir adet peyzaj. Mustafa hediye için teşekkür ederim. O dönemeci tarihi bir heykel kovsan güzel olur aslında. Vardı sanki ya. Burada bir yerde bir tane görmüştüm. Sen değilsin sen çekil. Şöyle. Köşelere de şu dikili taşlardan duvar yapalım. Böyle bir e, eski bir mabet andırsın. Buraya hani eskilerin eski insanların Taptığı bir taş gibi bir şey koyabiliriz ya Bu taşın da boyutu rastgele ya Doğru boyutu bulması biraz zaman alıyor Böyle bir mabet havası verdik oraya Ah çok güzel durmuştu Valla ağacı da etrafına yaparım ya Ağaç yapmam da çalı falan yaparım Onu dekorasyon bölümünde yaparız Şimdi orayla uğraşmayalım hiç Oyunu niye 2x almışım acaba ben Bu arada gece gündüzü kapattık mı Aynen kapatmışız epeydir gece gündüzü olmuyordu Açayım onu şu bölgenin yine parsellemesini yapalım. Şu orta, orta komple hizmet binaları, cami, ondan sonra arkadaşlar park, bahçe, otopark, motopark buna benzer şeyler olacak burada. Bir bağlantımız da burada olsun. Şuraları çok bölmeyelim. Hatta belki şuraları iptal edip daha bütüncül bir görüntü için bunu bölebiliriz. Bunu da buraya bağlayalım böyle. Bence artık şehir düzenini oturtmakta daha yetenekliyim. Daha böyle bütüncül tasarımlar yapabilir hale geldim yani. Ya yani mesele şunu yapabilmek değil. Bak şurayı yapıyorsun. Mesele şunu yapabilmek. Bunu yaptığın zaman şehir sırıtmıyor, hoş duruyor. Burada buraya ne yapılabilir? İtfaiye başka bir şey gitmez. İtfaiye, Emniyet Müdürlüğü falan filan. Stonehenge oldu güzel oldu demiş. Kaç seviyesin? Ha bu tarz bir şey arıyordum işte süper. Çünkü biraz bu da eğri bin bölge de eğri. Ondan sebep burayı iyi değerlendiririz herhalde. Şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Arkasını boş bırakmayız. Arkasını boyamak lazım. Ama önce yaya geçidi yapalım. Yaya geçidine göre şey yapalım. Boyayalım daha böyle mantıklı olsun. Hocam şimdi burada tüm kuralları kapatalım. İşimiz yok. Şu bir. Şu iki etrafından yağların geçmesi güzel görüntü oluşturur. Şu üç. Şu dört hocam. Bunu az kenara çekelim. İçeride oldu. Şöyle olabilir. Ondan sonra şuraya bir şeyler inşa edilebilir. Orayı öldürmeyelim boşuna. Madem orada o zaman ben de seni buradan getireyim. Böyle bunu da aşağıdaki yola da bağlayalım. Tam bunun hizası şuraya denk geliyor. Buralar böyle fıstık gibi olmuş burası. Baksanıza. Çok hoş. Saat kaç? Gece 2'ye geliyor. Oo. Buralar çok güzel olmuş arkadaşlar. Maşallah. Burayı beğendim. Şurası nasıl hocam? Helikopterler. 6 tane geri dönüşüm tesisi. Balıkçılık limanlarımız. Bağlantılarımız. Güzel güzel maşallah. Oradan şehre devam eden bir üst geçit yolumuz. Monorey'imize kadar giden yolumuz. Monorey'de de zaten ciddi bir trafik var. Deprem vurmasa iyidir. Valla otomatik afet açık, açık. Şeytanın kulağına sağır. Daha bir şey olmadı. Herhalde olmaz ya inşallah. Bu yeterli. Elektriği buradan çekmek de bir dert kardeşim şimdi ya. Abba. Böyle geçer. Şimdi ücretsiz toplu taşıma verelim. Onun dışında mesela geri dönüşüm politikası verelim. Gerçi burada ev olacak. Akıllı evler verelim. Bisiklet sürme teşviki diyor. Tamam bisiklet sürme teşvikini de verelim. Okey şimdi bu bölgemiz politikaları hemen hemen tamam. Bu bölgeye bir şey yapmak lazım şimdi. Değerli arkadaşlar. Şöyle bunu bir sıfırlayayım. Ha, Yaya geçidi projesi başlatacağım şimdi. Bu proje Şimdi ortaya arkadaşlar iyi bir alan yapalım. Şurada çok kullanmadığımız bir özellik vardı. Burada bir yerde onu biraz kullanalım. Burada bu muydu acaba? Aynen bu. Büyükçe bir havuzlu bir göl. Arkadaşlar şu şekilde. Arkasına bir cami. Camiyi nasıl bulacağım? Şöyle mask yazsam çıkar herhalde. Bu camiden yok. Böyle bir tane inşa edebilirim. Bu sefer ortalı inşa edeceğim tam. Bu camiden yok. Ne camiymiş? Hazreti Ali camiymiş. Diğer taraftaki de Hazreti Ebu Bekir camiydi. Şöyle otopark. Bir köşeye otopark yapalım şura gelsin. Tam köşeye taşınsın. Burada aradan yaya geçidi geçirelim. Madem sığmadı. Cami şurası okey. Şuraya da bir şey inşa edebiliriz gene parkla ilgili. İnce uzun bir şey olursa buraya doğru daha rahat koyarız. Tamam şu iyi. Bu iyidir. Hemen zamanı bir sabah alalım. Zaten 6 olmuş. Şöyle 9'a kaydırdım. Şöyle şuraya kadar yaya yollarını bağla. Genel olarak iyi gibi oldu şehir. Baya güzel oldu. Yani şey mahalle daha doğrusu. Bayağı da bu etrafa katkı sağlayacak. Peyzajını sonra yapalım çünkü elektrik çekeyim bir an önce. Elektrik çekmeyeyim hocam. Oturum izni vereyim. Direkt kendileri alsın oradan. Hızlandıralım. Aynen şu an almaları lazım. Aldılar. Okey normal yavaşına döndürdüm şimdi. Buralar büyüyecek. Şu ortadaki yerlere şöyle ağaçlar değildi. bir iki tane kaya süsleme taşı falan koyalım. Şuradaki kayalar güzeldi bak. Şu muydu o? Heh. Buradaki abit var ya. Şöyle bir oturma alanı, bir iki de bank atarız buraya. Dekoratif bir şey olur. Atıyorum şamanizmi temsil etsin bu tamam mı? Birbirleriyle küsler, çok yanaşmıyorlar birbirlerine. buraya da bir dondurmacı. Öyle camiye gelen çocuklardan dondurma alan amcamız. Bir tane de simitçi. Şu bölgeye de arkadaşlar tostçu, büfe. Parkın içine inşa edemiyoruz. Arkada yine bir tane büfe koyalım şöyle. güzel görünüyor. Şu yağmur kapatayım da bakalım bak. Oyunu bir yavaşlat. Ya abi dış bağlantı gerekmesin. Orası benim değil ya. Benim arazim değil orası. Arkadaşlar şurası çok güzel oldu ya. Tren geliyor. Sağdan otoban altından trolleybus geçecek. Şehri tamamlamadığım için daha yollamadım araçları ama. Şöyle izliyorum. Çok çok hoşuma çok keyif alıyorum şundan ya. Çok hoşuma gidiyor burası. Karakollarımız çalışıyorlar. Bu, buranın bayağı ihtiyacını azalttı. Otobanımız güzel çalışıyor. Gişe koyalım bir tane gişe. Şu karşı otobana bir bakayım. Daha tek tük. Gişe koyacak kadar yok da asıl gişeyi şuraya koyacaksın bak. Dur öyle bir ama o şeyim var ya. Monorayım var burada koyamam ki. Şuraya iki tane gişe koysam. Tamam. Buraya bir mahalle adı vereceğiz. Şöyle ufak. Arkadaşlar. Politika olarak da Tansu Parkı yerine para makinesi yapıyorum. En son o <laughs> yollamış ülke <laughs> sağlasın. <laughs> Buraya politikadan otomatik işe özelliğini vereceğiz. Araçlar artık kişilerden çok daha hızlı geçer. Otomatik ödemeyi de durmaya gerek yok. Kişiden geçen araçların yavaşlaması gerekiyor. Otomatik ödemeli kişiler araç yakışını artırır. Ee, geliri galiba %30 oranda düşürür yazıyor. Tamam düşürsün bir şey olmaz gün doğumu zaten muhteşem demeye gerek yok oyun ismi Barbie giydirmece toplam yatırım kazancı iki buçuk milyon lira Arkadaşlar şundan 200 bin lira para kazanmışız şundan 40 bin şundan 130 bin bundan 280 bin bundan 17 bin kazancın hepsini satıyorum o bu 10 bin Ah be şu eksiye düştü toplam 12 milyon lira sermayemiz var alabileceğim her şeyi geri alayım zaten karı görmeden satmıyorum şu an 7 milyon param var hala. Al bunu da al. 2 milyon kaldı. Bunu da al. Bunu da al. Ya borsadaki bir... şuraya da arkadaşlar alışveriş alanı da birazcık isteği arttı. Şu bölgeye de onun hizmetini verelim. Yalnız neyse ya geçidi çektik. Çekecektim üşendim ya. Oyna hocam. Ağlama oyna. Nasıl hocam? Yeni gökdelenlerimiz. Artık şehrimiz tepeden bakınca böyle görünüyor. Yakından bakınca da boğazda böyle görünüyor. Yük gemileri aynı şekilde balıkçı gemileri görünüyor. Feribotlar yok sadece. Onları da artık bu iskele oluştuğu için geçebiliriz. Evet takip edenlere çok teşekkürler. Sevgili Ülkü hediyeler için yine sana da çok teşekkür ediyorum. Bu meydan şuradaki AVM meydanı var ya. Şurada inşa ettiğimiz meydandan daha iyi oldu. Bura birazcık absürt oldu ya. Bina yapmamak lazım etrafına. Binalar güzel durmadı. Şu meydan da çok güzel. Bak burada da bina yok. Burası da çok güzel. Cami falan da var. Burası şura en güzel ama en en içmeseni burası oldu. Bunlar neyi? Ha bunlar alışveriş merkezi. Böyle mi, böyle mi oluşturuyormuş alışveriş merkezlerini? İyi güzel. Hava almış kent ya çok iyi. Çok iyi. Gökdelen'i de buradan devam ettiririm. Havadan devam eder. Marmara yapılıyor mu? Yapılıyor hocam. Var zaten ki. Marmara yok da daha iyisi var. Her şeyin fiyatı uçar. Satmayı düşünüyor musun oyunu? Seyir dosyasını mı? Yo beleş vereyim ya. Niye satayım ki? Deli. Zaten veriyorum Discord'da takipçilerime. isteyen atıyorum yani. Ne yapacaksın ki bunu oğlum? <laughs> Sen yapmadıktan sonra zevkli olmaz mı? Askeri kışla mod olarak var. Yani şuraya militar yazınca çıkıyor herhalde. Bir tane bıraktım. Eğitim yetersiz olacak. Evet buna bir ilave yapalım. Büyük yapalım ilkokulu. Tamam mı? Bu mega ilkokulundan yapalım. Şöyle. Nasıl level Tık tık gelen ses level atlama sesi bak. Şık şık geliyor ya. Bir de lise yaparsak. Lise durumu da kritik görünüyor. Bir de büyük bir lise yaparsak buraya şöyle. Şu bölgeyi sadece lise ve ilkokul için yapacağım. Ayıracağım. Bir oyunu sabaha alalım. Sonra geceye alalım. Sonra bitirelim. Tamam güzel oldu. İlkokul lise genelde yan yana yapıyorum zaten. Şu arayı şu köşeyi açacağım. Buraya biraz ağaç çekmem lazım. Daha büyük daha güzel ağaçlar yok mu? Ben şunlar olabilir bak ha. Biraz bundan. Yok bu olmasın. Bunlardan biraz olsun. Gölgelik de olsun ya. Buradan yaya geçidi olsun hocam. Yaya geçidi. Z zaten yaya geçidi görünmeyecek şu an yap. Yer beton olduğu için. Heh. Tamam. Güzel oldu. Ufak bir dokunuş beton zemin tamamdır. Evet arkadaşlar bölüm sonu yapıyoruz aynı zamanda yayın sonu yapıyoruz. İkisini de bitiriyoruz. Şimdi şehrimiz gerçekten hoş oldu. Özellikle şu yakın bölgeler çok güzel görünüyor. Kuralar ya şura çok içimesindi diye ya. Bu bina iyi ki yapmışım buraya. Tereddüt ediyordum ama. Şu bina güzel oldu ama bina etrafına market oluşturduğum için hoşuma gitmedi. Cami de biraz güzel olmadı. Çünkü çok içeride kaldı. Yani binalardan şöyle görünmüyor. Biraz daha etrafı açık yapalım bir dahakine. Burası çok iyi mesela. Böyle alışveriş merkezlerinin etrafını geniş yapmak lazımmış. Onu öğrendim. Bu bölge çok güzel. Zaten burada bir şey inşa etmedik. Yani bu tarz bir yapı benimse, benimsemek lazım. Finanstan baya bir para kazandık. Sahile bir şey yapmadık. Sana ihtiyacımız da yok zaten. Burada da Suyumuz var. Elektriğimiz var. Bunları da buradan kazanıyoruz. HGS'ye girmeden U at abi. Bir de yok yok atmasınlar onu. HGS'den direkt U atsınlar ya. Şey direkt devam edip şu, şu karmaşık yollara girsinler. Hoş oldu ama. Beğendim. Güzel oldu. 60'ı çıkardım zaten hızını. Normalde 20'ymiş. 60 yaptım. Direkt basıp basıp geçsinler. Otomatik yaptık bir de burayı. Vallahi Serdar sonuna denk geldin ya. 5 saat oldu. 5 saat 15 dakikadır yayındayım. Ben artık kapatıyorum. Hoşça kal. Olur mu? Burayı çok beğendim. Model'i daha aktif etmedim çünkü bu şehre getireceğim onu. O yüzden çok acelesi yok. Güzel güzel ama hızlı büyüyor yani şehir. Tahmin ettiğimden daha hoş ve daha tatlı bir şekilde büyüyor. Evet oyunun adı City Skylines Hakan. Camiyi paralı yap demiş. Cami paralı olur mu lan? <laughs> Manyak. Otobüsün beleş olduğu yerde camiyi paralı yaparsak adama sövmezler mi? Otobüs bile beleş bizim burada. 50 bin nüfusa da dayamışız ya. Okey. Hadi bakayım sevgili chat'e hoşçakalın. Yeni bölümlerde görüşürüz olur mu? Takipte kalmayı unutmayın. Beni paylaşanlara teşekkür ederiz. Harika bir yayınmış ben de sonuna denk geldim diye üzüldüm. Teşekkür ederim ya sağ olun. İnşallah güzel olur yine sonraki yayınlar. İyi oyunlar. İyi eğlenceler. Hoşçakalın.